Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Önümüzde bir devre kartı var. Bunun hemen neyin devre kartı bir gösterelim. Bu devre kartı şu şekilde bir floresan tasarruflu ampule ait kart arkadaşlar. Bunlar arızalandığı zaman nasıl tamir edilir? Bu işin basit yolu nedir? Onu göstermek istiyorum. Şunu söyleyenler olacaktır mutlaka diye düşünüyorum. Abi işte 10 liralık ampul, bunun neyini tamir edeceğiz? Ampul 10 TL arkadaşlar, fakat burada görmüş olduğunuz transistörlerimizde 10 kuruş maliyeti. Bu açıdan bakarsanız bunları tamir etmek mantıklı. İkinci bir sebebine de gelecek olursak arkadaşlar, ya veririm 10 TL alırım bir ampul, niye tamir ediyorum diye düşünenler, kardeşim sen bu ampulü kendin üretebiliyorsan, ülkende bunu üretebiliyorsan 10 değil 40 ver, 50 ver, al bunu kullan, bozulduğu zaman at. Fakat sen bunu dışarıdan temin ediyorsan bu şekilde bozulduğu zaman kolayca atma, tüketici bir toplum olma lüksün yok. O sebepten ötürü bu şekilde basit de olsa kartlarınızı tamir ederek geri dönüştürebilirsiniz. Çünkü burada verdiğimiz her bir kuruş hem bizim cebimizden hem de ülkemizden çıkmakta arkadaşlar. Kartımızın üzerine baktığımız zaman zaten dediğimiz gibi maliyeti çok düşük bir kart. Üzerinde de yani çok karmaşık devreler olmasını beklemiyoruz. 2 adet transistör, bir tane sürücü bobini, kondansatörler, bir tane minik trafo, yine bir tane kutuplu kondansatör ön tarafta görüyoruz arkadaşlar. Arka tarafta da bir tane köprü diyot, yine yardımcı dirençtir vesairedir parçalarımız bulunmakta. Bozulduğu zaman neyi bozulur arkadaşlar? Bunların, bu tasarruflu ampullerin %90'ında genellikle aynı mantık kullanılır, aynı transistör kullanılır. 13.003 transistör arkadaşlar, bunlar şöyle gösterelim kamerada. Şuradan ön yüzüne baktığınız zaman 13.003 transistör olduğunu görmekteyiz. Farklı kılıflarda da bu karşınıza çıkabilir. Bozulursa bunlar arızalanır arkadaşlar. Genel itibariyle hani alın bunlardan 20-30 tane, elinizde hazır bulundurun. Ampulünüz bozulduğu zaman hemen bunları değiştirerek kolayca tekrar çalışır hale getirebilirsiniz. Burada başka da bozulacak bir şey yok arkadaşlar. Hani burada köprü diyotumuz var. Bunun ölçümünü de birazdan göstereceğim. Bu bozulabilir veya ampulünüzün içindeki devre tamamen açık devre olmuş olabilir. Onun da ölçümünü göstereceğim. Çalışma mantığından da basitçe bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burada bir bobin görüyoruz. Burada iki renk telimiz var arkadaşlar. Şuradan baktığımız zaman bir kırmızı renkli bobin teli, bir tane de sarı renkli bobin teli görüyoruz. Bunlar birbirine ters yönde sarılmış iki bobin teli arkadaşlar. Buraya akım geldiği zaman, DC gerilim geldiği zaman arkadaşlar, bobinlerimiz ters yönde olduğu için buradaki transistörlerimizden bir tanesi erken iletime geçiyor, fabrikasyon kaynaklı. Bir tanesi önce diğerinden çok çok kısa bir süre önce iletime geçiyor. Bu şekilde bunlar biri iletime geçtiği zaman diğeri kesime gidiyor. Diğeri kesime gittiği zaman öteki kesilip diğeri iletime geçiyor. Bu şekilde aralarında bir rezonans oluşturuyorlar ve çok yüksek frekanslarda anahtarlama yapmaya başlıyorlar arkadaşlar. Burada trafomuzda da step up trafo arkadaşlar, çıkışımız artık ampulün çalışma voltajına göre yükseltilmekte. Baktığımız zaman arkadaşlar, burada ampullerin bağlantı noktalarını görmekteyim. Buradan trafomuzdan çıkan gerilim arkadaşlar burada şuraya geliyor. Buradan karşı tarafa filamentimizden atlayıp buradaki kondansatöre geliyor. Kondansatörden karşıya atlayıp yine filamentimize uğruyor arkadaşlar. Oradan geri devremize dönüyor. Burada şu şekilde bir çalışma var arkadaşlar. Buradaki filamentlerin bağlanmış olduğu yer, lambanın üzerindeki kısım kısa devre olarak görünmesi gerekir. Çünkü bu iki filamentin arasından, yani bu iki filamentimizden bir DC düzeltiyorum. Alternatif akım şeklinde bir elektrik arkı oluşuyor arkadaşlar. Bu elektrik arkı bizim tasarruflu ampulümüzün içini dolaştıktan sonra yine şurada bulunan diğer filamentimize ulaşıyor arkadaşlar. Buradan da devremizi tamamlıyor. Burada elektrik arc oluşması için buradaki kondansatör kullanılıyor. Arc oluşmadığı zaman buradaki kondansatörümüz belirli bir gerilime kadar şarj oluyor arkadaşlar. Delinme gerilimine ulaştığı zaman ampulümüzün içinde bir arc oluşuyor ve artık bu kondansatörümüz devreden çıkıyor. Devreyi ampulümüzün içindeki gaz tamamlamaya başlıyor. Çalışma şekli de bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi bir ölçümünü de göstermek istiyorum. Köprü diyotun, ardından da ampulümüzün üzerindeki filamentleri ölçümünü göstermek istiyorum.
Köprü diyotumuz diyot kademesini ölçeceğiz arkadaşlar. Kırmızı probumu eksi tarafına koydum. Alternatif akım giriş taraflarını ölçtüğüm zaman 780 değeri gördüm. 778 değeri gördüm. Bu iki tane diyotumuzun sağlam olduğunu gösteriyor. Diğer iki diyotumuz da artı kısmına siyah probumuzu koyarak yine alternatif akım tarafına ölçüyorum arkadaşlar. 780 ve 778 değerleri gördüm. Diğer iki diyotumuzun da sağlam olduğunu görmüş olduk. Bu şekilde köprü diyotumuzun içindeki 4 diyotun da sağlamlığını gördük arkadaşlar. Transistörleri ölçmeyi göstermiyorum. Videonun süresi uzamasın diye kanalımızda bununla ilgili oldukça fazla video var. Peki filamentlerimizi nasıl ölçüyoruz? Burada ikişerli gruplar halinde teller görüyoruz arkadaşlar. Bu bildiğimiz yay şeklinde burada ampulümüzün içine giriyor. 2-3 tur attıktan sonra geri çıkan basit bir tel arkadaşlar, filament dediğimiz. Ölçtüğümüz zaman da arkadaşlar şu şekilde kısa devreye yakın, kısa devre hatta böyle 1-2 ohm gibi bir direnç gösterebilir. Ve bu şekilde bir değer görmüş olmamız gerekiyor. Eğer burada bir değer göremiyorsak arkadaşlar filamentimiz kopmuş demektir. Şöyle diğerini de bir ölçelim. Gördüğünüz gibi bunun da yine kısa devre olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada filamentlerimizden bir tanesinden çıkan yüksek gerilim ampulümüzün içini dolandıktan sonra diğer filamentimizin üzerinden devresini tamamlıyor arkadaşlar. Burada filamentlerimizde kopukluk varsa ampulümüz çalışmayacaktır. Artık kırıp onu tamir edecek değiliz. O zaman atılabilir. Fakat filamentleriniz sağlamsa kartınızı tamir ederek tekrar çalışır hale getirebilirsiniz. Bu şekilde ampullerin içinde arkadaşlar şurada duy kısmına baktığımız zaman şu siyah parçanın içinde burada bir boğum görüyoruz. Burada da sigortası bulunur arkadaşlar. Eğer çalışmıyorsa bu sigortayı da kontrol edebilirsiniz. Şuradan tepe noktasından bağlantı aldığım zaman buranın da kısa devre göstermesi gerekir arkadaşlar. Burada zaman zaman sigorta veya düşük omajlı sigorta yerine geçecek bir direnç kullanılabiliyor. Siz de buraya yine 400-500 miliamperlik bir sigorta bağlayıp tekrar çalışır hale getirebilirsiniz. Diğer kablomda sigorta vesaire yok arkadaşlar. Kartıma doğrudan bağlı. Dediğim gibi kartın üstündeki transistörleri değiştirip buradaki sigortanızı da kontrol ettiğiniz zaman eğer ampulünüzde de bahsetmiş olduğumuz direnç değerlerini görüyorsanız, yani bu filamentler arası kısa devre görüyorsanız ampulünüz çalışacak demektir. Bu şekilde kolayca tamir edebilirsiniz arkadaşlar. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Birilerinin işine yarayacaktır. İşinize yarayacağını düşünüyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bize destek vermeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.